Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben İlker. Bugünkü videomuzda sizlere yine bir slot dönme videosu atmak istedim. Şimdi nasıl bir slot bu? Ondan bahsedelim hemen. Burası ilk dev karakolu arkadaşlar. İlk dev karakolunu nasıl döneceğimizi göstereceğim. Gecko Ovası'nda görünüyor şurası. 290 AP bir slot. Slotun dropları bu şekilde. Elvia slotu kendisi. Kalpion Elvia'sı. Kristalize umutsuzluk, aynı Rutum videosunda olduğu gibi ele geçirilmiş nefes, droplar birebir aynı. Çöpü farklı, çöpü Rutum'dan daha pahalı ama daha az alıyoruz çöpü Rutum'a göre. Tabii ki burada da bir kara çöküş drop'umuz var. Kara çöküş drop'u bildiğiniz gibi bosslardan çıkacak yine. Slot'un kendisinden doğrudan çıkmıyor. Bağlantı noktasını daha yeni bağladım. 3.5 şu an aşağı düşürme oranı. Buradan bir devam edeceğiz. Enerjisini de almamışım. Enerjisini de alırım bir yandan. Şimdi buradaki olayımız şu. Bakın burası dolu gördüğünüz gibi. Burası main slot zaten. Ben Marnie'de döneceğim. Marnie hakkımız var biliyorsunuz, günlük 1 saat. Hemen bufflarımızı alarak başlayalım. Ben slotu dönerken size mekaniğini anlatacağım. Çünkü mekaniği var biliyorsunuz. Kalpion slotlarında, Elvio slotlarında herhangi bir mekanik oluyor. Şöyle imha hazırlığı buff'ımız var. Biliyorsunuz etkinlik var. Bu her zaman olmayacaktır. Videoyu sonradan izleyen arkadaşlar bunun ne olduğunu merak edip düşünmesin. Bu etkinlik de şu an olan bir şey. Bunu bastım. Bu da etkinlik. 3333 yıllık yabani cinsek. Bunu da basıyorum. Eşya düşürme seçeceğimizi iki seviye açacağız. Zaten iki seviyeden aşağı açmıyorum ben. Benim elimde genellikle çok oluyor. Ben daha çok large scale yaptığım için, ara ara slot döndüğüm için elimde çok oluyor. Şöyle bizim küçük kertenkeleyi de çağıralım. Gelmedi herhalde. Neyse çağırırız onu. Şimdi Karanut'tan 100 enerji karşılığında ex buff'ımızı alacağız. Bunu her zaman alıyoruz. Life char'ımız da olmadığı için bu enerji şey. Bu life char'ımız olmadığı için enerjiyle alakalı bir sıkıntı çekmiyoruz. Bunun dışında drop'umuza bakalım. 241 drop var. Yani şunu da basarsam 290 olacak. Yani kamp çadırından 10 drop alsam yeter. %300 drop yapabilmemek için. Hemen kamp çadırımızı şuraya açabiliyorsak bir açalım. Böyle bir kenara açacağız herhalde. Dükkan %10 gerekiyordu değil mi? Aynen. %10 artı 10 yani. Şuradan 10 meylik olandan aldığımız zaman kapatalım. Villa parşömenimiz var mı? Villa buff'ımız yokmuş. Onu da alalım güzelce. Bir de tamirat yapalım. Ne olur ne olmaz. Tamirmiş zaten her şey. Kapat. Şunu bastık mı? Bunu bastık mı? Tamam. %300 olmuş durumda. Şu an %300'e dönebiliriz burayı. Hemen petlerimizi de hazır edelim. Petlerin de yemeğini verelim. Daha sonra ben burayı Agris'e döneceğim. Normalde Agris'e dönülmez arkadaşlar ama siz ne kadar Agris'i tükettiğini görün diye istedim. Toprak kustanmamızın süresi bitmek üzereymiş. Tüh, 6 dakikası var. Umarım arkadaşlardan biri keserken basar da istifade ederiz. Yemek olarak basit kron yemeği, cinnet iksiri ele geçirilmiş cinnet, ruh parfümü iksirimiz olacak, nefes sudan ruh parfümü. Bir de kutsanmış elçi basacağız. Kutsanmış elçi çok kolay bulunuyor. Çok var elimde çünkü. Onu affetmeden basıyorum. Exit eventi olsa adam akıllı. Gerçi varmış 133 de 530 basmayacağım. Burası tabii tam bir explotu değil. Arkadaşa boss çıktı. Umarım alır kendine bir takı. Bir manemize girelim. Evet, şimdi marnemize girdik. Slotumuzu dönmeye başlayalım. Ben slotu dönerken ikinci bir ejderhamı çağırmam lazım şöyle. F'ye basınca ejderha geliyor. Slotun durumu şu arkadaşlar. Bakın. Öbek yaratıklar var gördüğünüz gibi şöyle. Öbek yaratıkları kesiyoruz. Çok bir olayı yok aslında diyeceğim de aslında olayı da var. Keseyim. Olayı ortaya çıkınca göstereyim. Bakın kestikten sonra bir tarafında kırmızı bir ateş çıktı gördüğünüz gibi. Bakın şurada az önce kestim orayı, kırmızı bir ateş çıktı. Şimdi bu süreden sonra ben burada her yaratık kestiğimde bu yaratıkların içerisinden bir ruh çıkacak. Burayı da ilk defa dönüyorum bu arada. Yani ruh çıktı bakın. Şu ruh oraya doğru gidiyor. Ona birleşecek. Birleştiğinde orada bir olay olacak. O olayı olduğunda gösterelim. Sözlü olarak anlatmayalım. Slot'u aslında çok döndüm. İlk defa dönmüyorum. Sadece Marnes'inde ilk defa döndüm. Çünkü ben bu slot'u genellikle Arşa'da dönüyorum. Yani olabildiğince yüksek drop alabilmek için. Tabii videoda Arşa'da dönme ihtimalim yoktu. Çünkü Arşa'da ne zaman dönsem mutlaka bir PvP yaşıyorduk. Tabii videoda böyle bir PvP yaşamak istemiyorum. Çünkü size bir saat boyunca ne kadar verimli bir drop alabildiğimizi, buradan ne kazanabildiğimizi göstermek istiyorum. Bu sebeple Arşa'da dönmeyeceğiz. Ama Rutum'a Arşa'da dönmüştüm. Rutum o kadar yoğun bir slot değildi. Artık yoğun ama. Geçenlerde bir gideyim dedim. Neredeyse her slotu doldurmuştu arkadaşlar. Şimdi biraz da buranın tadına bakalım. Videoda slotu aktarmak için beklerken, şimdi olayı çıkmasını beklerken size başka bir şey daha göstereceğim.
söyleyeceğim daha doğrusu. Daha önce attığımız rutin videosunda bildiğiniz gibi yine kara çöküş durumu alıyorduk. Buradan da alıyoruz ama sanki ben buradan biraz daha az alıyorum. Yani bu tamamen benim hissiyatımla alakalı. Botun üzerindeki drop oranlarını bilmiyorum açık konuşmak gerekirse. Hissiyatımla alakalı, ona da bakacağız. Şöyle kesmemize devam edelim. Ki slotun mekaniği ortaya çıksın. Mekaniği çok zor bir mekanik değil. Ama tabi görmek lazım. Ne olduğunu bilmek lazım. Bunun yanında bir yandan da kanalla alakalı birkaç durumdan bahsetmek istiyorum. Kanalımızda bildiğiniz gibi life skill, grind, yeri geliyor avcılık, denizcilikle alakalı videolar gelmek üzere. Aşağıdaki bir iki tane atmıştım ama yenileri de gelecek. Her telden, her ilgi alanına sahip insana hitap etmek benim amacım aslında kanalda. Burada herkesin bilmesi gereken şeyleri onlara olabildiğince en kolay şekilde göstermeye başlıyorum kanalımızda. O yüzden content olarak, yani içerik olarak, sürekli olarak yeni içerikler aramaya çalışıyorum. Grind atıyorum, işte avcılık yapıyorum. Gerçi yaptığım şeyler ama takas pek yaptığım bir şey değildi. Takas da yapmaya çalışıyorum bu aralar. Yeni başladım. Şimdi takas noktasında video atacağım. Ama kafanızda tabii şöyle bir soru canlanabilir. Bakın burada da kırmızı geldi bu arada. Burada da başladı olayı. Ben takası sıfırdan başlayan bir insanım. Daha önce denizcinin D'sinden haberim yoktu. Şimdi yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Şimdi soruyu soracak olabilirsiniz. İyi de İlker, sen burada 4 yıldır 5 yıldır denizcilik yapan insanlar varken nasıl oluyor da bize denizciliği öğretebileceksin diye bir sorunuz olabilir. Burada şöyle bir avantajımız var ki bence bu arada en iyi benden öğrenirsiniz. Yani benim gibilerden doğrusu, sadece benden değil, benim durumumdakilerden diyelim. Şöyle. Biz sıfırdan başladığımız için şimdi yeni, eskiden denizcilik yapan arkadaşların hepsi eski şartlara göre yapmışlar. Zorluklar daha zormuş o zaman. Şimdi işin kolaylaşmış boyutları var. Eski yapan adam da zaten daha da yapmadığı için kolaylaşmış boyutlardan gerçekten hepsi demeyelim de bir kısmı haberdar değil. Biz tabii ki bunlardan haberdar oluyoruz. Çünkü işin olabildiğince en kolayını arıyoruz. Ben de sıfırdan takasa başlayan birinin olabildiğince en kolay şekilde nasıl takas yapabileceğini göstereceğim sizlere. Ondan da bahsetmiş bulundum. Slot'un mekaniği başladı bu arada. Şimdi hemen göstereceğim. Bakın, sağ taraftaki alevin etrafında mor bir çember var. Gördünüz mü? Bu çember içine girdiğimiz zaman yok olacak. Evet, yok oldu. Şimdi buradan üstümüze doğru slotlar koşmaya başlıyor. Bakın. Slotlar spamlanıp spamlanıp koşuyor. Aynı Rutum Karakalı'nda olduğu gibi. Üstümüze doğru sürekli slotlar spamlanıyor. Bu bir dakika falan sürüyor ortalama. Bir dakika boyunca buradan üstümüze slot spamlanacak. Bazen üstümüze koşmak yerine tepemize, kafamıza da düşüyorlar. Havadan patır patır üstümüze düşüyorlar. Bir iki tane daha böyle olayı başlarsa orada da göstereceğim size nasıl olduğunu. Şöyle biraz keselim slotu. Keserken droplar hakkında bilgi vermek istiyorum bir yandan da. Çünkü daha önce çok döndüm. Net olarak bilgi vereyim. Bu slotun abi şöyle bir olayı var. Yine kristalize umutsuzluk, yine savrulan güneş, yine ele geçirilmiş nefes atıyor. Bakın kafamın üstüne de düşmeye başladı yaratıklar. Aynen bu şekilde bunları kesiyorsunuz. Yine bu dropları atıyor bize. Bunlarla alakalı bir sıkıntı yok. Benim kendi şahsi görüşüm kara çöküşü azaltıyor gibi. Bakalım, ben rutumdan çok aldım çünkü. Buradan azalıyor. Gerçi rutum videosu attım, orada da bir tane bile düşmedi ama tabii bu genel, biliyorsunuz oyunu. RNG sistemi, genelde aldığımız drop'u konuşmamız lazım. Bir saatlik drop'un hiçbir anlamı yok. Bir saatlik sabit drop'un anlamı var. Yani çöp drop'u olur, kara kristal drop'u olur. Ancak bunların anlamı oluyor. Ondan da bahsetmiş olayım. Bakın bir de şöyle bu slotu dönerken şurada kaya var. Kayanın dibine ata bırakıyorsunuz ki üstünüzdeki çöpleri ata boşaltabilelim. Normalde benim kahyam bu slotu dönmeye yetiyordu bu arada. Tekrar geldi buranın yaratıkları. Slotu dönmeye yetiyordu. Ama agresaçtım şu an. Agresaçtığım için muhtemelen çok fazla çöp kazanacağım normal dönüşüme göre. Agresi normalde açmayacaktım. Şöyle bir durum vardı. Size agresif bir slotta agres açılır mı, açılmaz mı? Açılmaz. Bakın gördüğünüz gibi 40K agresi vardı. 10K gitmiş bile. Hatta kapatalım. Droplar biraz daha gerçekçi olsun. Neden? Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Agres çok yediği için açılmaz. Ama boşaltacağım diyorsanız agresi açarsınız. Burası zaten tercih meselesi. Burada bir laf yok. Ama yine de zaten farklı slotlarda döneceğim için şu an bunu size göstermek için dönüyorum. 1 saat 2 saat döner giderim buradan. Daha sonra farklı bir slota gideceğim. Size de o slotun videosunu çekeceğim. Yani burada video çekmek amacım olduğu için agresin iyi kullanıldığı bir slota agresi saklamak istiyorum. Orada dursun o. Çünkü gördüğünüz gibi daha burada 40K agresle başladım. 2 tane yaratığa vurdum. Hemen 10K'sı gitmiş. Yani video muhtemelen sonuna gelmeden agres bitmiş olacak. Drop yarım yamalak bir şey olacak.
En azından şunu diyebiliriz. Aldığımız drop'tan 2K eksiltiriz. Agrisa sayarız onu da. Sıkıntı olmaz yani. Bunun yanında şimdi slotu verirken az sonra videoyu duraklatacağım. Duraklattığımda muhtemelen buraya şey gelecek. Hışkırık tuttu bu arada tam zamanında. Buraya şey gelecek. Boss gelecek. Boss gelirse açarım. Boss'u keseriz. Drop aldık mı almadık mı beraber bakarız. Onu da göstermiş olurum. Bunun yanında birkaç arkadaş şeyi sordu bana. Yorumlardan gördüm. Slot'a dönüyorsun. 280 AP. Mesela ork slot'a attım. 280 AP'yim. Ben gittim slot'a diyor. Senin aldığın çöpü alamadım. Veya geçen bir video atmıştım. Rutun videosu. Bir arkadaşımız demişti ki hatta yanlış gaza geldim. 259 DP ile slot'a girdim. Tek yedim diye. Arkadaşlar oynadığınız karakter, bağladığınız buff'lar, taktığınız itemler sonuçta bu AP'ye Ofin'le de ulaşabiliyorsunuz. Ofin'de canavar AP yok. Bunu da biliyorsunuz. Aynı Ofin takmış biriyle BS takmış birinin arasında hasar farkı slota karşı büyük miktarda olur. Ofin full kapraslanmış Ofin Black Star'dan 2 AP fazla verir. Ama canavar AP vermez. İsabeti de biraz az olur. Yani sadece Ofin'den örnek verdiğime bakmayın. Bu birçok şey için geçerli. Slota giderken potansiyel AP'ye bakacaksınız arkadaşlar. Benim 597 var. 310'da canavar var. Hani 600 de küsur hatlarıyla. 800. 600. 900 pardon. 900 AP ile şu an ben bu slotu dönüyorum. Hani 900 AP'yi yükseltebilir miyim? İstersem X rotasyonu basarım. Bir şey yaparım. 1000 canavar AP'ye en azından yaklaşabilirim diye düşünüyorum. Ama gerek yok. Zaten bu slotun cap'i 835 diye biliyorum. Yanlış da olmasın. Onu da o şekilde ifade etmiş bulunalım. Şu gitmeseydi keşke. %300'ün altına mı düşmüş olduk? Düşmedik. O çünkü evet onu da anlatmış olayım. Bakın şu an %300 drop'tayım ama hatırlıyorsanız toprak kustoması varken de 300 drop'taydım. Toprak kustoması 20 drop veriyordu. Peki toprak kustoması gitti. Neden drop değişmedi? Toprak kustoması ve arşa kustoması bunlar normal drop'un üstüne ek olarak geliyor. Yani farklı bir drop oranı olarak geliyor. Buradaki %300'e saymıyor. Şu an %300'ün üzerinde oluyorum toprak kustoması geldiği zaman. %20'lik bir fazlalıkla %320'ye dönmüş oluyorum yani. Bunu da videonun arasında ifade etmiş bulunalım. Ben şimdi videoyu bir duraklatayım. Eğer olur da boss gelirse hemen tekrar geleceğim. Beraber boss'umuzu da keseriz. Arkadaşlar bir dakika şunu bir kapatalım. Sesim umarım iyi geliyordur. Kulaklığı takmıştım. Neyse devam edelim. Boss çıktı. Bu troll aynı. Rutum karakolunda olduğu gibi. Biliyorsunuz hiçbir fark yok. Az önce videoyu çekerken kulaklık takmıyordum. Kulaklığı taktım. Müzik dinleyerek videoyu çekeyim dedim. Yani arka plandan. Umarım sesim iyi geliyordur. Bir bakalım şu boss'u bir keselim. Normalde ben bu şey ilk dev karakolunda çok fazla çöp şey almıyorum. Çöküş düşmüyor bana. Ama umarım bundan düşer. Bir de bu ilk dev karakolu ve elbise slotlarını sevmeye sebebim şu. Bakın böyle bir boss'u kesmek hoşuma gidiyor benim ya. Kocaman bir şeyi vuruyorsun böyle. Keyifli geliyor. Hoşuma gidiyor. Yapıştıralım şuna. Bir de drop atarsa daha çok hoşuma gider de tabii ki. Umarım drop'u da atar. Şöyle yapıştıralım ağzına burnuna. Bak bu zıplarken dikkat edin. DPS az olanlar bakın. Nasıl vuruyor. Kara ruhunu alın. Bunlar biraz yapıştırabiliyorlar. Dikkat edin. Bir de Nova Succession oynuyorum yani. Bıçağın diyarı çok yüksek. Normal bir klasa göre 75 fazladan diyar alıyor. 50 pasiften 25 de 50 Q kalkanından 25 de pasiflerinden falan geliyor. Diyarı bayağı yüksek. Ölmek üzere. Ver bakalım bir tane kara çöküş küpesi. Bir tane daha var. Piri'ye basalım. Verdin mi? Yok. Aynen dediğim gibi. Rutumda da alamadık. Hiçbir videoda çöküş alamıyoruz. Ama gerçekten zaten ben ilk dev karakolunda çok fazla çöküş almıyorum açık konuşmak gerekirse. Bilmiyorum. Alan vardır. Şimdi onları da şey yapmayalım. Burası RNG yani. Bu iş RNG bildiğiniz gibi. Alanı da vardır. Bir de şimdi dur. Videonun sonunda göstereceğim. Burada da videoyu duraklatalım. 25 dakikamız kaldı. 25 dakika sonra da drop hesabı yaparken ayrı bir mekanik vardı. O mekaniği de size göstereceğim. Çok yüksek önemli bir mekanik değil. Elinizde olmayan bir mekanik zaten ama en azından bilgi dahilinizde bulunsun istiyorum. Bildiğiniz gibi şu an bana şey silah gelmiş oldu. Boss'u kesince silah geliyor. Bilmeyenler varsa diye tekrarlamak istiyorum. Boss çıktıktan sonra aynı Ferendi elbisesinde olduğu gibi silah kazanmış oluyorsunuz. Bu silah nedir? Hani elimize bir tane shotgun falan vermiyorlar.
Şuraya böyle bir karanlık işgal buff'ı geliyor. Bu buff sayesinde yaratıkları çok fazla vurmaya başlıyorsunuz. Yaratıklara vuruşunuz yükseliyor ama sanki yükselmemiş gibi hissediyorum. Bilmiyorum, yükseliyor işte, yükseliyor yani, eminim de silah buff'ı yükseltir. Yükselmiş, yükselmiş aynen. Yükselmiş. Şimdi bunda dönmeye devam edeceğiz. Bir video sonuna gelelim. O zaman kulaklığı da çıkartmış olurum. Ses şu an kötü geliyor olabilir. Kusura bakma. Arkadaşlar, bir saat dolmak üzere video giriş yaptım. Son yaratıklarımı kesiyorum. Marnav sahası da bitmek üzere. Şimdi bir şey daha söylemiş bulunayım. Bunu söylemeyi unutmuştum çünkü. Çok önemli bir ayrıntı değil de şu an göreceksiniz zaten. Bu yaratıklar üstümüze spamlanıyor ya. Bunları keserken içerisinden bir tane küçük boss çıkıyor. Az sonra çıkacak. O boss'u kesince de bize ufak bir buff veriyor. Çok ufak bir buff. %15 saldırı hızı, 5 canavar AP gibi ufak bufflar veriyor. En azından bilginiz dahilinde olsun istedim. Şöyle bir keserek boss çıkacak mı bilmiyorum, bakalım bir. Böyle çıkmadı zaten. Her zaman çıkmıyor. Bu alanları kestiğiniz zaman bazen boss çıkabiliyor. Şimdi maniden çıkalım. Artık 1 saat 5 dakika dolmuş oldu. Zaten 5 dakikayı saymıyorum biliyorsunuz. Kayıt süreye ekliyorum. 1 saatlik farmımızı atmış bulunduk. Hemen slotun para hesabını yapmaya geçelim. Atımız neredeydi? Şurada. Zaten hani benim döndüğüm yeri bulmak sizin için bir zorluk teşkil etmesin. Nasıl teşkil etmesin? Şunu kapatalım, basmasın. Yani şunu da durduralım. Şunu sıfırlayalım. Bunu kapatalım. Aynen. Benim döndüğüm yeri bulmanız zor olmayacak. Neden zor olmayacak? Zaten ilk dev karakolunda Marne afsasını döndüğüm için. Şurayı en aşağı indirin. İlk dev karakolu Marne diyor. Şuna tıklayın. Zaten benim bulunduğum slotta ok atıyor. Gidip buradan Marne'sine giriş yapabilirsiniz. Drop hesaplamasına başlayalım. Slotta bu arada bir ara daha bir boss daha çıktı. Boss'un içerisinden bir tane çöküş aldık. Onu da videoya başlatmadım. Çünkü kulaklık takılıydı. İlk çıkan boss'a da kulaklık takılıydı. Ses bozuluyordu. Muhtemelen düşmez dedim. Şansa düştü. Bir tane distomuz var. Para hesabımıza da yavaş yavaş başlayalım. Şimdi bakalım ilk önce ne çıkmış? Depoyu, kahyaları kullanmıştık tabi. Heydel depoya sallamıştık çöplerimizi. Burada ne var? 15.600 adet çöpümüz var. Yanlış alt tab attım, bir dakika. 15.600 çöp var, orada var. 16.000 çöp. 16.000 6.789.000 17.000 çöp. 3.000 de burada var. 20.000 20.800 çöp almışız. Yani ortalama olarak 10.000 çöp 200 em olduğuna göre 420 em çöpten gelmiş. 420 em çöpten abi. Bunu bir köşeye yazdık. Çöpü şöyle kenara ayıralım. Bunu da not defterine yazalım. Şuradan oyun not defterini açayım. Burada kullanabilirsiniz bu arada. Ara ara sevdiğim, kullandığım bir şeydir. Şöyle kocaman yapabiliyorsunuz. Nedir abi? 420 em artı çöpten aldık. Kaydet yap. Sonrasında 11 tane savrulan güneş almışız. 11 tane savrulan güneş de 200 em ediyor ortalama. 200 em artı yaptık. Kaydete bastık. Daha sonra 8 tane kristalize umutsuzluk gelmiş. 160 em eder o da. 160 em dedik. Artıya bastık. Bunun dışında hesaplamadığımız, bu arada çöküşü tabii ki drop'a katmıyoruz. Bu RNG. Ama çöküş drop olduğunu da biliyoruz yani tabii ki. Kara kristaldir. Şunları koyalım şöyle. Mühürlüyü katalım. Mühürlüyü net atıyor. 38 tane atmış. 30'a yuvarlayalım. Çünkü vergi gidecek. Vergisini miktardan düşelim. 30 tanesi 30 em ediyor. Artı 30 em yazdık. Artıyı bastık. Bunun dışında başka önemli bir drop var mı? Şunu saymıyorum. Çok az bir çöp zaten. 300 tane kara taş almışız. Bundan da ortalama bir 20 em gelse eyvallah diyelim. Hadi 30 em diyelim, eyvallah. Eşitlerimizi yapıp toplamaya başlayalım. 420, 200 daha, 620, 720, 760, 780, 790, 800, 840 em. Yani durum ne arkadaşlar? Slottan 840 em gibi bir çöp almışız. Şunları saymadım. Bunları da sayarsak 900 em diyebiliriz. Aslında rutumdan farkı yok. Rutumda da 800-900 em arası bir çöp almıştık hatırlarsanız. Aynı şekilde buradan da 800-900 em arası bir gelir elde ediyoruz. Bu gelirlerin büyük bir kısmı, bu arada videonun başında biraz mani şeyle dönmüştük hatırlıyorsanız, agris açmıştım. Yani muhtemelen bir 15-20 em oradan kesebiliriz. Yine 900 em delir. 850 em diyelim, hadi çok kafa ağrıtmayalım.
Slot'tan 850 lem nakit almışız. Zaten şöyle bir şey var, tamamen RNG'sel bir durum var. Bundan 12 atıyor normalde. 11-12 biraz az attı. Bu RNG, buna bir şey diyemeyiz yani. Siz de bunu yaşayacaksınız. Gelecek 7 alacaksınız. Gelecek 15 alacaksınız. Bu kişiden kişiye değişir. Bunun yanında tabii ki bir tane Disto attı. Disto atması müthiş. Yine 800'den işte 900'den artı Disto diyebiliriz yani bu slotun drop'una da. Ama benim videonun başında söylediğim gibi benim buranın Disto drop'unu çok beğenmiyorum. Benim beğenmiyor oluşum bu arada kötü olması anlamına gelmez. Bunu yanlış anlamayın sakın. Benim beğenmiyor oluşum bunun kötü olduğu anlamına gelmiyor. Bana atmıyordur belki yani, size atabilir. Slotun delisi var, bakın dönüyorlar burada. Slot çok dönülen bir slot bu arada. Yani buna main slot. Burada biri var. Arşası hep dolu. İleride de muhtemelen biri vardır diye tahmin ediyorum. Az önce zaten bayağı kalabalıktı burası. Marne'ye girmeye karar verdim o yüzden. Slot gayet tatlı, güzel. Ama AP, DP gereksinimi noktasına gelecek olursak. Slot 290 AP. DP noktasında bu arada rutumdan daha az vuruyor. Rutum videosundaki rutum dönen arkadaşlar, rutumu dönmekte zorlandıysanız ilk dev karakolu rutumdan daha az damage atıyor. Burayı tercih edebilirsiniz. Ama biraz daha fazla AP istiyor. 290 yazıyor. Ama 835 potansiyel AP'si var. 835 potansiyel AP ne? Ona da değinelim. Potansiyelimi açınca şuradaki AP ile şuradaki AP'yi toplayın. 835'i geçiyorsa burayı dönebilirsiniz. 835 ise de burayı dönebilirsiniz. Olabilecek en üst verimle. Onu da ifade etmiş bulunalım. Benim böyle grind videoları atma noktasında size olabildiğince şöyle videolar atmaya çalışıyorum. Para versin ve bilinmeyen slotlar olsun istiyorum ama ilk dev karakolu çok bilinmeyen bir slot değil. Bayağı dönülen popüler slotlardan birisi şu an. Burası hani çok dönülüyor ama açık konuşmak gerekirse videoları yan yana koyup izlerseniz Rutum'la ilk dev karakolun arasında ben bir drop farkı görmüyorum. Hatta ilk dev karakolunda biraz daha tatlı gördüm. Ama şu DP muhabbeti yanlış. Rutum ilk dev karakolundan daha çok vuruyor. AP'si doğrudur muhtemelen de. DP noktasında yanlış. Kara çöküş küpesi dediğin gibi Rutum daha çok atıyor. Şunun ne olduğunu sormuş birkaç arkadaş. Arkadaş bu düştüğü zaman arkadaşlar bunu basıyorsunuz. Size 5 dakikalık bir alan yaratıyor. O alan içerisinde yağmur yağıyor. Yağmur kafanıza değdiği zaman size 30 saniyelik silah veriyor. Yani silahı hep veriyor. 5 dakika boyunca yaratıkları tekliyorsunuz. Çok öyle ahım şahım bir özelliği yok. Zaten çok seri de atmıyor. Attığımız süreli oluyor. Stoklayıp kullanamıyorsunuz. Hani envantere bundan 20 tane biriktireyim de full SC alayım. Sonra bunları bit bit ard arda basayım yapamıyorsunuz. Tanesinin süresi 6 saat. Çok stoklanmıyor. Bunun dışında da farklı söyleyeceğimiz bir şey kalmadı. Slotla alakalı incelikler bunlar. Dönüyorsunuz. Bu çöküşün birini az önce merkez pazardan çektim. Yanlış anlamayın. Az sonra bunları Piri'ye sallayacağım. Hatta sallayalım ya beraber. Bunu da bir Piri'ye sallayalım. Bu çöküş slotların avantajı da bu işte aslında. Nasıl bir avantaj? 30 FS'ye mi basalım? 30 var mı? 30 yok. Kara çöküşünden alalım 30. Bu şey dropların avantajı bu işte. Disto atması, Disto'nun da pirisinin 900 dem olması. Elvia slotlarını ben bu yüzden çok seviyorum. Ama umarım geçer. 62 kron verse miydim ya? 62 kron verilir lan aslında. Zaten kron kaç para? 60 en falan 62 tane kron. Dur alalım 62 kronla basalım. Kronla basılmayacak bir küpe değil bu arada. Neden değil? Mantığınızı koyun direkt. Hani bunu kron harcamaya değer mi değmez mi diye düşünmeyin. Neden değer değeceğini düşünüyorum. Hani muhtemelen piriye geçer. Geçmezse İki takıda gidiyor mu? Gidiyor. Kron 62 tane kron 60 an falan zaten. Yani bir para da değil. Bir tanesinin 300 am olduğunu düşünürsek bu takının gitmemesi daha büyük avantaj bence. Yanarsa en azından biri kalmış olur. Bu kronu vermekten çekinmiyorum açıkçası. Umarım geçer tabii ki. Oh geçti. 900 am'i de buradan koyduk. Bu tabii 900 am bu slotun geliri değil. Ben 300 am'lik koymuştuk. Bunu duaya basar mıyım bilmiyorum. Bu aralar piri satıp satıp geçiyorum. Çok uğraşmıyorum. Çünkü çar öğütücü gibi bu aralar. Ne bassam yanıyor anı. Yani ne bassam yanıyor arkadaşlar. Böyle koymayayım ya. Şöyle koyayım. Ne bassam yanıyor. O yüzden duaya sallamam muhtemelen. Bu videoda bu kadar. Aha, arkadaşlar boss açıldı. Arkadaşlar şu an ona boss açıldı. Buraya giriliyor mu çok merak ediyordum bu arada. Acaba biri gelip boss'uma saldırabiliyor mu? Oo, giriliyormuş. Demek ki ben gidip adamın boss'una vursam drop'unu çalabiliyor muyum? Neyse bunları bilmiyorum. Bunları denemeyin arkadaşlar. Sakın böyle şeyler yapmayın. Ne oldu? Alan gitti. Ulan adamın boss'una bir şey yapmış olmayalım. Neyse bununla alakalı bilgisi olan varsa yorumlara yazsın.
Onu da konuşalım da bir şey yapmış olabileceğimizi sanmıyorum. Alana girmemin boss'u engelleyeceğini sanmıyorum. Herhalde hızlıca kesti boss'u. Hepinize teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için, beğendiğiniz için, kanalıma abone olduğunuz için. O ne orada? Bu ne yapıyor, kaçmış? Ne diyor? Teşekkürler diyor. Ne oldu? Galiba dediğim şeyler oldu. Bunları işte bilmiyorum ha. Kanka adamın droba mı çöktün ya yoksa? He? Selam kanka. Video. Solotu döndüm. İyi iyi. Beğendim. Zaten ben de normalde gardı oynuyorum da. Gardı oynuyorum. Gitti. Canım bu aralar. Kapatıyorum videoyu. Görüşürüz kanka. Çok fena. Nova Evek zaten aşırı güçlü. Ben Nova Evek de oynayacağım bu arada ama şu aralar. Oo, buyur kanka. Buyur kanka. Aynen. Bu arada arkadaşın da söylemiş bulunduğu pet rehberi ve biliyorsunuz kanalın topluluk rehberinden ben şey yapmıştım. Soru sormuştum. En yüksek pet oyunu almıştı. O da geliyor. O da hazırlanıyor. Sadece araştırmalarını yapıyorum üstüne. Pet rehberi de gelecek. Kanka yolda pet rehberi de geliyor. Hallederim. Demek ki burada takıların savaşı dönüyormuş. Ben bilmiyordum bu arada. Hiç böyle takı için savaş yapıldığını. Sağlık olsun kanka. Yürüf bu oyunun gerçeği. Neyse kapatalım videoyu. Çok da uzamasın. 30 dakikaya gelmeye başlamış. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. İyi oyunlar diliyorum. Keyifli oyunlar diliyorum.